Tamam, değil mi? Başlıyor biliyorsun. Gelecek çağır. Gelecek. Tamam. Sayın başkanlarım, değerli hemşerilerim, hoş geldiniz. Akşamın bu saatinde, tam da ağırlık hep bayanlarda, evde işleri varken buraya onlardan feragat edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hemşerilerim dedik. O lafı laf olsun diye söylemedik. Biz de Aksaraylıyız. Anne baba Aksaray'da, işte bir baba güzel yurt, anne de işte Belcek, bu bölgede doğdu büyüdü. Dolayısıyla laf olsun diye değil, hakikaten hemşeriniz olarak huzurdayım. Aksaray'ı tabii duyunca hemen koşa koşa geliyoruz. Ve Allah nasip ederse bir yarım saat böyle fazla sizi sıkmadan da bize konuyu öyle ayırmışlar. Filistin meselesiyle ilgili şu son gelişmeleri de içine alarak bilgiler sunayım istiyorum. Dolayısıyla yarım saat kadar müsaade edin anlatayım ne oluyor ne bitiyor. Gerçi takip ediyorsunuz ama ardından soru cevap varsa onları dillendirmeye çalışalım ve böylelikle söyleşimizi bitirelim. Şimdi Orta Doğu'da özellikle işler çok hızlı ilerliyor. Ben işte Aksaray'a 2 günlüğüne geldik. Amacımız tabii burada 2 gün hem hasret gidermekti, işte ata topraklarını görmekti. Hem de biraz, siz yabancı değilsiniz, kafa dinlemekti, ama öyle hızlı ilerliyor ki buna imkan bulamadık. Dün akşam belediye başkanımız, Evren Başkanımızla birlikteydik. Akşam bir yemek yeriz diye planladık. Onu da yiyemedik. İşte Suriye'de patlamalar oldu. Kilisin hemen yanı başında bu patlamaların neden kaynaklandığı ile ilgili işte yayın yapmak durumunda kaldık. Tam buraya dedik erken gelelim. Biraz fuarı gezelim. Ama yaklaşık bir saat önce de Filistin'de Hamas'ın yeni lideri Sinwar öldürüldü diye İsrail'den bir haber çıktı. Onunla ilgili yayınları yapmaya çalıştık. Dolayısıyla gündem bir türlü durmuyor. Şimdi bu Filistin konusunda son bilgi, yeni bilgi. İsrail'in iddiası, Haniye katledildikten sonra yerine gelen Yahya Sinwar'ın öldüğü yönünde. İsrail'in iddiası bu. Ama Hamas tarafı, size gelmeden bir yaklaşık 20-25 dakika önce yayındaydım. Orada Hamas tarafı da diyor ki bu tamamen yalan. Sinwar ölmedi. Yaşıyor. Dolayısıyla İsrail algı operasyonu peşinde diyor. Bu şu an en sıcak, en son gelişme. Ama tabii biz burada, bizim derdimiz böyle lokal Sinwar olayı değil. Ne oluyor Orta Doğu'da? Kim ne yapmaya çalışıyor? Bu terörist İsrail, katil İsrail'in amacı ne? Biraz bunlara dem vurmak, biraz bunlardan örnekler vermek. Şimdi İsrail'in Gazze'de başlattığı ve bir yıl katliam ve soykırımla bizi bugüne getirdiği süreç boşa değil, onu söyleyeyim. Burada bir plan, bir akıl yürüyor, bir akıl işliyor ve o aklın derdi de sadece Gazze'yi ele geçirmek değil. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bahsetmiş olduğu Anadolu'nun savunması Gazze'den başlar söylemi boşa söylenen bir söz değil. Olmadığını bugün yaşananlarla görüyoruz, birlikte yaşıyoruz. O da nedir? Bakın, ben geçtiğimiz yıl ilk defa bu 7 Ekim sonrası soykırım ve katliam yaşanırken, takip eden misafirlerimiz vardır, şöyle örnekler veriyordum. Bu burada kalmaz. Gazze işin göstermelik kısmı. Bu iş muhtemelen Lübnan'a sıçrar. Oradan da Suriye'ye sıçratırlar. Ve Suriye sıçramasındaki amaç da bizim oradaki harekat operasyonların devamının gelmesini engellemek. Aynı zamanda o topraklarda kalabilmek. Amerika'nın bütün hedefi bu demiştik. Bir yıl önce belki dinleyen, ya hocam içinden ne alakası var? İşte
Gazze'yi konuşuyoruz. Suriye nereden çıktı diyebilir. Bugün herhalde artık çok net görüyorsunuz ki iş sadece Gazze ile sınırlı değilmiş. O bizim öngördüğümüz gibi hemen arkasından Lübnan, sonrasında Suriye bu denklemin içine girecekmiş. Keşke yanılaydık. Ona da büyük bir keyifle derdim. Korktuğumuz gibi olmadı. Bilemedik, yanıldık. Rahatlıkla çıkar söylerdim. Şimdi hal böyleyken Türkiye'nin olaylara seyirci kalması bir insanlık olarak mümkün değil. Yanı başında ya kan gövdeye götürüyor. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Hepimiz bir akrabamız, ufak yeğenimiz var. Ve ondan da öte hepimiz Allah'a şükür Türk insanıyız, Anadolu insanıyız, vicdan ve merhamet sahibiyiz. Şimdi orada kan gövdeye götürürken bırak dinini, dilini, Filistinli olduğunu, insan olarak bir kere bütün ayarın kaçıyor. Ya diyorsun yanı başında kundaktaki bebeğe kurşun sıkmak da neyin nesi diyorsun, sıkıyorlar. Kundaktaki bebeği de bombalamak nedir diyorsun, bombalıyorlar. Hem de bundan keyif alarak yapıyor, onu söyleyeyim. Gene izleyenler, takip edenler hatırlar. Ben İsrail'le ilgili özellikle ilk günden bugüne hep kullandığım bir başlık var. Bir, İsrail devlet değildir derim. İki, İsrail terör örgütüdür dedim. Yani PKK'nın İsrail'den, İsrail'in PKK'dan farkı yok. Onu da zaten kuran o. Onu da yeşerten, bugüne getiren o. Aynı akıl, aynı mantık. Farklı kimliklerle, farklı yerlerde, farklı elbiselerle işliyor. Amerika'nın onlardan da beter durumu var. Hepsini zaten güdeni, yöneteni. Dolayısıyla burada aslında yapılanı yadırgamamak lazım. İsrail'in asker diye sahaya sürdüğü teröristleri silahlı kadını görsün arkasına bakmadan kaçar. Bak sahibi söylüyorum, silahlı kadın görsün arkasına bakmadan kaçar. Ancak kundakta olacaksın, silahsız olacaksın, sivil olacaksın, kadın olacaksın, yaşlı olacaksın. Ona gücü yeter, onun önünde aslan. Ama güç gördü mü anında arkasına bakmadan kaçan bir yapıyla yüz yüzeyiz. Şimdi bu yapı nasıl oldu da bir yıldır o coğrafyayı kana buladı? Burada şunu söyleyeyim, bizim bahsetmiş olduğumuz yapı bugüne kadar karadan girip tankla, topla, tüfekle bir başarı elde etmiş değil. Bu yapının bütün hüneri soykırdığı, çatıştığı ve katliam yaptığı insanlarda, o toplulukta hava aracı olmadığı için ya da hava savunma sistemi olmadığı için gibi yok. Ölüm yağdırmakta mahir. Jetlerle, helikopterlerle, uçaklarla. Hadi in yere, inmeden zaten bu iş olmaz. İndiği an olay bitiyor. Gazze'de kendi yaptığı füzelerle, kendi yaptığı silahlarla, el yapımı silahlarla o yiğitler, Hamas, Kasam Tugayları İsrail alanı dar etti. Siz bakmayın Netanyahu denilen katil, soysuzun girdik, ilerledik, kuzeyi aldık, güneyi, şimdi sıra güneye geldi filan dediğine. Arpa boyu yol gidemediler. Mesela onlara bakarsan kuzey bölgesi bitmişti. Ama daha geçen hafta kuzey bölgesinden füzelerle Hamas saldırdı Tel Aviv'e. Dolayısıyla orada duyduğunuz o katliamlar, o soykırım haberleri, bunlar hep havadan atılan bombalarla yapılıyor. Karadan bir güç yok. Peki ne olacak? Orada tıkandın. Sana yeni bir hikaye lazım. Lübnan'a döneceksin. Lübnan'a döndü. Buraya dedi, ben dedi kan kusturacağım. Orada da gene dikkat edin, aynı yöntem. Uçaklarla geliyor, bombalıyor, gidiyor. Hadi gir tankınla, topunla bir görelim şöyle. Yok. Giremedi. Niye? Çünkü girecek cesaret, yürek, akıl, feraset yok İsrailli teröristlerde. Şimdi orada bataklığa saplandı ama burada, yani Lübnan'ın tamamı alınır, işte güneyde mi kalır, bu çok tartışıldı. Benim ilk baştan beri hep söylediğim bir husus var. Lübnan'ın tamamı şu an hedef değil. Lübnan'a girmişken hemen istikameti sağa çevirip Suriye'yi vurmak, orayı dövmek demiştik. Dikkat edin, iki gün önce İsrail'in tankları Suriye'ye girdi dediler. Niye? Amaç ne?
Suriye'de ortalığı bulandırmak, biz diyoruz ya Suriye'de eli kulağında bir harekat yapacağız, bir operasyon yapacağız diye onu engellemek ve aynı zamanda da bu topraklarda yani Suriye'de Suriye-Türkiye yakınlaşmasını engellemek. Bütün dava buna kurulu şu an oynanan oyun. Ve oraya doğru da gidiyor. Yani bugün Suriye topraklarındaki İsrail tankları, İsrail'in yapmak istediği esasen Amerika'nın tankları, Amerika'nın yapmak istediği. Yakında inşallah yanılırız. Suriye coğrafyasının karışacağını şimdiden söyleyebilirim. Hem de iyi karışacak. Eğer çok aksi bir şey olmadığı takdirde. Bu durumda Türkiye ne yapacak? Bakın daha bu da yeni. Dün olan olaylar Suriye'de İdlib'i Rus uçakları vurdu. Yine aynı şekilde İsrail tankları ilerliyor. Amerika Fırat'ın doğusunda zaten at koşturuyor, şimdi batıya işi sıçratmanın derdinde. İran zaten bölgede hani Türkiye'nin aleyhinde ne varsa elinden geleni ardına koymayacak şekilde yapmaya çalışıyor. Şimdi diyeceksiniz ki içinizden ya nasıl oluyor da Müslüman İran, Ortodoks Rus bunlar bir araya geliyor. Bunu bilden var bir hadise hocam. İstersen değişelim. Şimdi zaten denklem burada. Yani bunu çözen Orta Doğu'yu çözer. Şimdi burada gençlerimiz de çok içimizde. Onlara hitaben şunu söyleyeyim. Al bana, sana bunu vereyim. Gençlerimiz de çok olduğu için ben gençlere yönelik şunu ifade edeyim. Bizler artık geldik gidiyoruz. Yaş gelmiş 60'a. Bu saatten sonra böyle el ayak tutar ne kadar yaşarız Allah bilir. Esas gençlere bayrağı vereceğiz ki onlar alsın götürsün. Onlar da yanlış yola sapmasınlar diye şimdiden anlatmak lazım doğruyu, gerçeği. Şimdi gene televizyonlarda ilk defa İran'ın sahadaki gerçek yüzünü dillendirelim. Yani biz hep şöyle bilirdik genelde insanlık olarak. İran ama Şii ama Sünni, neticede İslamiyet için İsrail'le, işte Amerika'yla savaşıyor. Biz de onu Müslüman devlet olarak biliyoruz ve kabul ediyoruz. Fakat 50 yıldır bu coğrafyada maalesef başka işler döndü. Savaşıyormuş gibi yaptılar. Dayağı yiyen Irak, dayağı yiyen Suriye oldu. Ve İran'ın aslında yönetiminde bizdeki FETÖ benzeri bir yapı 79'da Hümeyni'nin gelmesiyle yerleştirildi ve o yapı halen hakim. Yani biz 15 Temmuz'u yıktık, ortalığı kazandık Allah'a şükür. İran yıkamadı, öyle düşünün. Ve İran içindeki o yapı İsrail'le al gülüm ver gülüm füze savaşları vurdu vuracak, geldi gelecek. Ama bu gece bir yıl yendi, Hizbullah da buna dahil. Ve bize dedi ki ekrandan işte anlamak isteyenlere, dinlemek isteyenlere, ya artık bu oyunu görün. Burada Amerika, Rusya, İran hepsi el ele. Ve sadece hedef Anadolu, hedef Türkiye. Bu oyunu biz görmezsek hala gözleri çapaklı, uykulu gezmeye devam ederiz dedik. Herhalde artık birazdan soru cevaba geçeriz. İran'ın da ezan şahit. Artık herhalde yavaş yavaş nerede rol aldığını, pozisyon aldığını artık insanlar da görmeye başladı. Şimdi Hizbullah çok konuşuluyor. Hizbullah'ın tepe kadrosunda da aynı benzer bir yapı var. İdi. Ve bir anda 5000 kişiyi kaybetti Hizbullah. Bir anda o ceplere konan çağrı cihazlarının hepsi infilak etti tek bir tuşla. Her biri başka başka yerlerde 5000 tane karar önderi, kanaat önderi, lider dediğin kişiler hayattan koparıldı. Şimdi bu takdir edersiniz ki öyle durduk yerde olan bir operasyon değil. İçeriden yardım alacak, içeriden destek alacak, aylar öncesinden bunun hazırlığı yapılacak gibi gibi. Şimdi o süreç içerisinde Hizbullah'ın taban kesimi de hep şunu sorguluyordu. Haklıydı. Ya kardeşim, tepedekiler birer birer keklik gibi avlanıyor. Suikastler gerçekleşiyor. İsrail bu kadar mahirdi, bunca yıl niye bekledi? Peki mahir değil, ucube bir yapıydı, niye şimdi bir anda coştu? İçimizde hain var,
İçimizden birileri bu bilgileri sızdırıyor mu diye hep sorgulandı. Hamas'ın taban kesimi. Şimdi o sorgulayanlar bu olaylardan sonra artık iyice bana göre işin farkına vardılar. Ve dikkat edin, lokal böyle küme küme oluşmuş yapılarla İsrail'e gerçekten saldırmaya başladılar. Ve en son o İsrail'in havadan aldığı, sözde işte en seçkin birliği dediği, özel kuvvet birliği dediği o birliğin binasına yapılan saldırıyla, İsrail'e bakarsan 4 ölü diyor ama bana göre çok daha fazla ölü sayısı, o saldırıyı gerçekleştirdiler. Şimdi hani o yapıyı anlayın diye söylüyorum. Biz de hatırlar mısınız, FETÖ döneminde biz terörle mücadele ettiğimizi milletçe zannederdik. Askerlerimiz var, hudutlarda yiğitler var. Halbuki 15 Temmuz günü baktık ki ya benim asker dediğim, general diye rütbe takıp yolladığım vatan hainiymiş. FETÖ'yle iç içeymiş. Meğer biz PKK'yla savaşıyoruz yalanıyla kandırılmışız. Biz bunu anladık. Ve ispatını da şöyle yaptık. Düşünün, aynı terör örgütü, aynı istihbarat teşkilatı, aynı silahlı kuvvetler, aynı topraklar. Ne oldu da 15 Temmuz'dan sonra bir anda PKK'nın kökünü kuruttuk? Ha, demek ki daha önce içimizdeki o şebeke, o hain şebeke savaşıyormuş gibi yaptırdılar. Aynı denklemi şimdi Hizbullah İran'a da kurabilirsiniz. Hizbullah da o kadrolar bir anda eksilip taban isyan edince, şimdi onlar savaşıyormuş gibi yapanlar kenara çekildi, atıldı. Yerine gerçekten savaşanlar çıkmaya başladı. İnşallah devamını getirirler. Yine aynı şekilde İran, benim hep eleştirdiğim bir yapı ve mantık. Ve İran'da da şu an zaten reisi mesela İran için büyük bir ümitti. Ve Türk dünyasına çok da yakın biriydi. Ama bir helikopter kaza dediler de o kaza falan değil, direkt suikast. O helikopter olayıyla İran'ın 50 yıllık, bakın 50 yıl cumhurbaşkanı, dini lider ve diğer bakanlıkları yapacak kadro bir anda yok edildi. Bir operasyonda orada gerçekleşti. Kim tarafından? İsrail, Amerika, İran'ın o kirli derin yapı, FETÖ yapısı tarafından. Dolayısıyla Orta Doğu'da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Biz bu gerçekleri görmez bilmezsek, olanları anlayamazsak yanlış karar veririz, hataya düşeriz. O nedenle ben bunları anlattım. Şimdi peki biraz şunun üzerine durayım. Ne olacak bundan sonra? Ne bekliyor bizi? Değerli hemşerilerim, şunu ifade edeyim. Biz eğer millet olarak, ülke olarak, ulus olarak içimizdeki birlik beraberliği kaybedersek, 12 Eylül öncesinde olduğu gibi birbirimize düşersek, dışarıda emin olun def çalarak sonumuzu hazırlarlar. Bakın 12 Eylül'e düştük hataya. Sağ sol dedik, gençler birbirini kırdı. Ona soruyorsun derdin ne vatan, buna soruyorsun derdin ne vatan, nedir oğlum derdiniz. O bitti, Türk-Kürt işi başladı. O bitti, laik antilaik işi başladı. Ve maalesef çok zaman, çok da can kaybettik. Şimdi Allah'a şükür gene istenilen seviyede olmasa da o birlik beraberliği sağladık. Yetiyor mu yetmiyor onu söyleyeyim. Niye bu konuyu açıyorum? Çünkü karşı, yani şer güç bütün oyunu buna kurdu şu an. İçteki kalede bir kavga çıkarabilir miyim? Yani sağ sol, Alevi Sünni, Kürt Türk, bunları birbirine bir düşürebilir miyim? Bunu halen denip yokluyorlar, zorluyorlar. Yine Suriye meselesi çok güncel. Bu konuyu kaşımak için her yolu deniyorlar. Yakınınızda ya Kayseri'de meydana gelen olaylar. Seyretmişsiniz belki yayınları. Baştan sona o olayı da takip ettik. Düşünebiliyor musunuz? Bak aynı gün Kayseri'de bir kurgu, bir tiyatroyla bir vaka yaşanıyor. Bir anda şehir ayaklandırılmak isteniyor. Allah'a şükür Kayserili kardeşlerimiz oyuna gelmiyorlar. Aynı anda da ne hikmetse Suriye'de Suriyeliler bize karşı ayaklandırılıyor. Orada da ne haberi yayıyorlar? Bak biz de bunu yaydılar. İşte bir adam istismarda bulunuyor diye. Orada da diyorlar ki şu an Türkiye'de Suriyelileri diri diri yakıyorlar diyorlar. Orada da devreye girdik, durdurduk. Burada da durdurduk. Demek ki hakikaten atanın dediği gibi su uyuyor, şeytan uyumuyor.
düşman uyumuyor. Bunu böyle bilmekte fayda var. Ve dolayısıyla biz bir, içteki kaleyi sağlam tutmalıyız. Çünkü eninde sonunda deneyecekler, onu söyleyeyim. Yani tehlike tehdit geçmiş değil. Ha şuna asla ihtimal vermem. Doğru da bulmam. Çok soruyor vatandaşlarımız yolda karşılaştıkça. Hocam İsrail Türkiye'ye silahlı saldırabilir mi? Amerika Türkiye'ye saldırabilir mi? Ben de geçtiğimiz günlerde kanalın birinde yayındayız. Orada moderatör kızımız çok güldü. Bir cevap vermiştim çünkü. Soruyu sorunca şoka girdik. Hocam ne diyorsunuz dedi, saldırabilirler mi dedi. Ben de gayet doğal, sıkar biraz dedim. O kolay değil o iş. Yani sen Türk'ün, Türk insanının karşına çıkacaksın. Tank, top, tüfek. Bu ne Lübnan'a benzer ne bir başka yere benzer. Dolayısıyla onu geçin, öyle bir ihtimal yok. Yani Amerika, İsrail askeri kapıya dayanacak. O ihtimali geçin. Peki ne yapar? Vaz mı geçer? Yani biz bunlara cesaret edemeyiz diye. Değil. Seni gene eski bildik yöntemle teröristlerle, yani PKK'yla, YPG'yle, DAEŞ'la yıpratmanın yollarını arar. Biz şimdi Irak'ta çok ciddi bir noktaya meseleyi getirdik. Irak'ta şu an Allah aşkına işler iyi gidiyor. Suriye'de tam niyetleniyorduk. İşte bu işleri özellikle patlattılar. Gene o tükenmek üzere olan PKK'yı diriltmenin, tükenmek üzere olan DAEŞ'i yeniden sahaya sürmenin derdine düştüler. Şimdi Amerika önümüzdeki günlerde dedi ki bundan sonra ne olacak, bunu konuşalım diye. Amerika muhtemelen önümüzdeki günlerde Suriye topraklarına saldırı başlatacak. Zaten başladı. Yani daha dün gene Laskiye'yi vurdular. Ve bu daha da büyüyecek. Amerikan askeri Suriye topraklarına girer mi? E zaten var. Güneyden de, Ürdün üzerinden de girer. Ve orada der ki İsrail tehdit altında, Şii milisler geliyor İsrail'i vurmak üzere. E ben de dedim ya sizlere, bunu ben yalnız bırakmam. Bunun yanına, daha doğrusu bunun karşısına çıkan kim varsa önce beni bulur karşısına diye. İşte onun ispatı. Geldim ben burada o süreci yürütmek üzere giriyorum Suriye'ye der ve girer. Mesela geçtiğimiz gün Amerika'dan ilginç bir açıklama geldi. 5000 Amerikan askeri dediler. 5 tane de uçak filosu. Orta Doğu'ya gönderiyoruz. Gönderdiler. Şu an nereye gittiğini kimse bilmiyor. Hangi ülkelere konuşlandı, ne için getirdiler bunu bilen yok. Ha ben az çok biliyorum. Ürdün muhtemelen ve Ürdün'den de işte Suriye'ye yapılacak bir hamlenin hazırlığı içindeler. Amaç ne? Oradaki terör örgütlerine daha geniş bir alan sağlamak. Oradaki o PKK'lıları Irak'tan kaçırdıklarını oraya nakletmek ve o güçlerle birlikte önce bizim Fırat Kalkanı Barış Pınar Harekat Bölgesi'ne saldırttırmak, ardından eğer varsa cesaret sınırdan gene eski olduğu gibi, dün mesela düştü bir füze biliyorsunuz. Gerçi o başka bir olay da, böylesi eski günleri tekrar geri getirmek. Amerika'nın bütün planı buna kurulu. Orta Doğu'da bizi önümüzdeki günlerde bunlar bekliyor, söyleyeyim. Ha biz ne yapacağız? Biz de gerektiğinde harekatı yapacağız evvel yaptığımız gibi ve aynı şekilde karşılığı vereceğiz. Ama bunu yapabilmek için bir, birlik beraberliğe ihtiyaç var. İki, millet olarak, ulus olarak silahlı güçlerimize destek ve dua etmek var. Mesela geçtiğimiz günlerde tartışılır savunma bütçesine, biliyorsunuz kredi kartlarından bir para ayrılsın dendi. Ve diyor ki siyasi irade, bu para merak etmeyin doğrudan savunma sanayine gidecek. Bir anda bir takım çevreler ayağa kalktı, karıştırmaya kalktılar ortalığı. İş büyüdü, herhalde proje geri çekildi. Şimdi burada şunu söylemekte fayda var. Dünyada bir ekonomik buhran var, sizlerde de var, bizde de var, herkes yaşıyor. Ama bakın dünyada var. Yani Avrupa'da yakın olan Aksaray çok göç vermiştir yurt dışına. Oradakilere sorun, aşağı yukarı buradaki tabloyu anlatırlar. Yani aynı şekilde orada da bir krizden bahsederler. Bu bir vaka, bir gerçek. E şimdi kritik günlere gidiyoruz. Ekonomikte bir krizin içindeyiz. Dünya olarak bizler de. Ama bir de ortada projeler var. Savunma sanayi projeleri var. Bu projelerin de bir şekilde devam etmesi lazım ki önümüzdeki günlerde savaşın nerede kopacağı hiç belli olmaz, onu söyleyeyim. Bu niyette devlet ortalığa döküldü ve bir talepte bulundu. Ben üzüldüm. Orada şunu beklersin. Hani Kıbrıs Barış Harekatı'nda bütün askerli şubelerin önü doldu ya, kuyruk doldu. 70 yaşındaki dede de geldi.
10 yaşındaki çocuğumuz da geldi. Yaz beni Kıbrıs'a, ben de gidiyorum dedi. O bir gurur tablosuydu bizler için. Şimdi burada tam terse bir tepki beni üzdü. İşte birlik beraberliklerinden veya oradan kastım bu. Benim rahmetli baba işte güzel yurtlu. 2-3 sene önce toprağa verdik, nurlar içinde yatsın. Ben de ufak çocuğum. Babamın elleriyle oynuyorum, böyle atlayıp zıplıyoruz. Baktım yüzük yok. Aklım da eriyor artık, hani evlenince yüzük takılır diye. Hiç unutmam. Baba dedim, yüzük nerede elinde? Senin niye yok? O da böyle gayet doğal dedi ki, oğlum devlet istedi verdik dedi. O 50'li yıllarda, ondan sonra 60'lı yıllarda. Devlet dedi sıkışmış, çıkardı, herkes verdi, ben de verdim dedi. Bir daha da almaya gücüm yetmedi dedi, kaldı öyle dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bak, nikah yüzüğünü çıkarıp gözünü kırpmadan ortaya koyan millet şimdi 750 lira için kıyametleri kopardı bazı çevreler. Yani çoğu maksat da onu söyleyeyim. Şimdi bu işte senin içteki birlik beraberliğini gösterir. Aynı zamanda dış güçler de bunu uzaktan keser. Hala bunlar tek yumruk mu yoksa işte de dağılma başladı mı? Biz niye diyoruz pek? Terör örgütleri için bozgun başladı, dağılma başladı diye. Aynını onlar da bizden bekliyor. Bu algıyla, bu psikolojik harple acaba o kuvvetli kaleyi yıkabildik mi diye. Dolayısıyla bizim yapacağımız tek iş birlik beraberliği sağlamak, ülkece milletçe oyuna gelmemek. Şu an daha tehlike geçmiş değil. Bakın, bir anda camiye saldırı yapılıyor, bir anda elinde kılıç birileri bir yerlere gidiyor, bir anda birileri yoldan geçeni bıçaklıyor. Bunlar birbiri ardına eklediğinde herkeste bir endişe hasıl oluyor. Nereye gidiyoruz diye. Bunlardan bir kısmının kasıtlı, bilinçli ülkeyi karıştırmak için yapıldığını bilin. Kayseri olayları buna bir örnek. Mesela hatırlarsınız, Riyad'da bir maç yapılacaktı. Maç diye gidildi. Bir anda çağrı şuydu. Ben de hiç lafı saklama, izleme bir adet değil. Bilen bilir. Ekrem İmamoğlu tuttu, aldı mikrofonu eline. Herkes dedi Barbaros Meydanı'na, Atatürk posterlerini, bayrağını alan koşsun gelsin dedi. Orada nasıl bir tehdit var? Şimdi sen oraya iyi niyetle vatan, Atatürk, Arabistan saldırı diye gidersin. Bir anda 12 Eylül gibi bir gizli el, bir kurşun, bir talan ortalık savaş alanına döner. Al sana yeni gezi olayı. Dolayısıyla bu hep kaşınıyor, deneniyor maalesef. Bunu ben görüyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bir, birlik beraberliği sağlayacağız. İki, bir de şu Sırat Köprüsü geçtiğimiz dönem. Burada siyasi iradeye bana göre her türlü desteği vereceğiz. Bakın söylüyorum, Amerika Suriye'ye geldi. Varsayalım. Ve süreci terse yönetmeye başladı. Niye? Amerika'nın derdi ne? Yani orada tutunabileceğini düşünüyor mu? Eninde sonunda misafir bir yerdesin. Taşımasıyla değirmen döndürmeye çalışıyorsun. Bir yer gelecek, tıkanacaksın. Amerika bunu mantığı yürütecek zekada bir devlet denmez. O da bir terör örgütü de. Böyle bir yapı. Peki niye deniyor? Derdi ne? Derdi şu. 2-3 sene oyalayayım. Türkiye'de iktidar değişir. Böyle kendime müzahir bir yapı gelirse, Mehmetçik geriye dönüyor, ne işimiz var Suriye'de diyenler iktidar alırsa, bir anda zaten buralar boşalır, ben de eskiden olduğu gibi at koştururum. Onun derdi de o. Ben nasıl diyorsam Amerikan seçimlerini beklemek lazım, ona göre bir değerlendirme yapmak doğru olur diye. O da benim için yapıyor aynı denklemi. Dolayısıyla bu saha gerçeklerini görmekte fayda var. Önümüzdeki günler sıkıntılı günler. Özellikle Orta Doğu için. Bunu da yine kavramakta fayda var. Bunlar bölge gerçeği. Bir de ülkeyi bekleyen tehditlerden birkaç başlıktan bahsedeyim. Sıkmıyor değil mi? Şimdi gene benim hep sıkıntılı gördüğüm konulardan biri. Şimdi genç nesil çok içimizde. Onlara da hitaben şunu söyleyeyim. Aile Bakanımızla zaman zaman karşılaşıyoruz. İki önceki Aile Bakanıma söylemiştim. Bu yerli ve milli aileye ne zaman geleceğiz Sayın Bakanım dedim. Yani güzel helikopterler yapıyoruz, işte TOK yapıyoruz, otomobil vesaire. Yerli otomobil, milli otomobil, eyvallah, lafımız yok. Yerli, milli savunma sanayi tamam da bu yerli ve milli aile ne zaman gelir, ne zaman bu işe el atarız dediğimde acı acı güldü bakanımız. Haklısın hocam dedi. Dedim bakın,
söylüyorum, ikaz ediyorum. Eğer bu konuda tedbir almazsak, eğer eski Anadolu'yu geri getirmezsek, Atak helikopterini havada 40 takla attırın, kıymeti yok, mermi atmadan alırlar dedik. Şu an benim gördüğüm o. Yeni nesilde özellikle eski Anadolu'yu ben mumla arıyorum. Yani ben baba 84 yaşında, ben 60 yaşındayım. Rahmetli olana kadar sıkı mı ya babamızın yanında ayak ayak üstüne atacağız veya baba girince ayağa kalkmayacağız. Şimdi yeni nesilde bunların hiçbiri yok. Şunu diyebilirsiniz içinizden, özellikle yeni nesil. Hani sakın ağzınıza vurmayın da sigarayla saygım olur. İşte bacak bacak üstüne atmakla saygımı gösterilir. Böyle başlar idi, başladı ve şu an maalesef özellikle batıda çok ciddi bir erozyon var. Bitti. Şimdi burada toplumsal çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız konular var. Bu yaşanan saldırılarda, cinayetlerde bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ben de hep yayınlarda da çok rahatlıkla söylüyorum. Burada da yineleyim. Hatta geçtiğimiz gün katıldığım bir yayında ifade etmiştim. Yetki olacak bu gündüz kuşağında bütün o kadın programının hepsinin tamamını kaldırırım dedim. Hiç kanalına bakmaksızın. Çünkü bunun da savaşını vereceğim, merak etmeyin. Yani gittiği yere kadar gidecek. Nefesimizin yettiği yere kadar da bunun savaşını vereceğiz. Hatta geçen bir yayında da bunu canlı söyledim. Yineleyeceğim. Acilen kalkmalı. Bunların hiç kimseye faydası yok ve dünyada bizden başka da bunları yayınlayan ülke yok. Onu söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Hangi kanal olursa olsun bütün kadın programlarının tamamını kaldırmalı. Bunlar toplumun aile yapısını bozan, toplumun maalesef altını oyan acı olaylar ve maalesef de bizler yayınlıyoruz. Yine aynı şekilde müfredat, eğitimdeki müfredat. Geçen gün Allah kimselere göstermesin, İşte bir genç kıza yapılan saldırı, annesinin o sur dibinde yaşadıkları, ya inanılır gibi değil. Ve orada da gene televizyonda tartıştık bunu, ne olur ne biter diye. Orada da söylediğim husus şu: bu işin sosyolojik yapısı, bu işin eğitim yönünden eksikliği hep birlikte değerlendirilmeli dedik. Niye bunu dedim? Ya eskiden yurttaşlık diye bir ders vardı. Ders programları o kadar etkiliydi ki, amaca göre Milli Eğitim, Cumhuriyet dönemini kastediyorum, eğitimini vermiş ve bu ülke destanlar yazmış. Eğitimde çok ciddi erozyona uğradık. Birileri o müfredatın içine allak bullak etti. Şimdi ilk defa şu anki Milli Eğitim Bakanımız gerçekten muhteşem işler yapıyor. Milli Eğitim müfredatı ile ilgili çok böyle gençliğin gelecekte iyi yerlere zihnen gelmesini sağlayacak bir takım eğitimde hamleler yapmaya çalışıyor. Enteresandır. Bir anda da ismini adı vermeyeyim, çok ünlü holdingin İstanbul'da sahiplerinden bayanlar kapısını çalıyor. Sayın Bakan, hiç olmazsa bu yıl bu müfredatı uygulamayalım, seneye bakarız diyorlar. Amaç ne? Seneye bakan değişir, bir şey olur, bir şekilde bu kalır. Bakan da inat etti. Hayır, bu sene başlıyoruz dedi ve başladı Allah aşkına. İnşallah değiştiren olmaz. Dolayısıyla eğitimde, aile yapısında, günlük yaşantıda, televizyonlarda yapılması gereken çok iş var. Bu benim için karayaz bir konu. Özellikle bunu açmak istedim. Bir diğer konu, onu da açmadan edemeyeceğim. Açıp sözü size devredeceğim. Soru cevap gidelim diye bir başlık açacağım. Bakın, biyolojik savaş diyoruz. Gıdalarla yapılan bir savaş var. Biyolojik savaş. Bunu artık dillendirmeye başladılar. Ben yıllar önce savaşını verdim bunun. Dil döndükçe her gelen askere anlattım. Her gelene de bu sizin artık boynunuzda bir vebal. Gittiğinizde köyünüze, kentinize anlatın diye de borcu yükledik. Anlatan Allah razı olsun, anlatmayandan da Allah razı olsun, bir noktaya işi getirmeyi başardık. Nedir o? Biyolojik savaş, yani gıdalarla ilgili bizimle oynadığınızı bilin. Bakın, ilk defa nüfus eksiye düştü. Bak, ilk defa nüfus eksiye düştü. Sayın Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Sayın Emine Erdoğan bu konuda çok hassas
vurgular yapıyor. Sayın Erdoğan ne diyor? En az 3 çocuk diyor. Ya koca devlet başkanı bir şey diyorsa bunun altında bir mesaj var. Ki doğru olan o. Keşke 4 deseydi. Şu an dikkat edin. Eskiden olduğu gibi 4 çocuk, 5 çocuk, 6 çocuk, 7 çocuk hiç görmüyoruz. Doğru mu? Ve gene buradan duyuralım. Tüp bebek kuyruk. Mısır en tehlikeli gıdadan biri. Bak mısır. Söylüyorum burada, vebal veriyorum. Var ya konserve mısır, şu salataların üzerine döktüğümüz. En tehlikeli gıda, bununla birlikte o hani var ya böyle can canlı paketlerde, poşetlerde satılan pançolar, bilmem neler, böyle mısır cipsleri. Aman uzak durun. İki, tavuk. Köy tavuğu bulun yiyin. Köyde ekilen mısırı bulun yiyin, hiç önemli değil ama bu iki gıda gerçekten uzak durmanız gereken gıdalar. Çünkü zaten tavuğa da mısır veriyorlar. Ve o nedenle de şimdi tüp bebekte kuyruk yaşıyoruz. Ve o nedenle de şimdi sıkıntı var. Artı şunu da belirteyim. Eğer arada seken olursa, biz anlatmışız mesela, evine tavuk sokmuyor, evine mısır sokmuyor. Buradan sekenleri de sezaryen doğumla önünü kesiyorlar. O virüs almamış. Sezaryen doğumla önünü kesmeye çalışıyorlar. Ve adı üstünde normal olmasına rağmen herkes buna koşturdu. Avrupa'da en az 3 hastanenin onayı gerekirken bizde peynir ekmek gibi bu iş gündeme getirildi. Daha geçtiğimiz hafta Sayın Emine Erdoğan normal doğum yapın diye haykırıyor. Boşuna söylemiyor bunu. Bunu etrafa yayın. Çünkü burada biz nüfusu hani 7 milyonu 70 milyon yaptık. 70'i 140 milyon yapmak için çabalamalıyız. Niye? Evelallah nüfusla, güçle kazanılır her şey. Ama ben ürktüm, ilk defa eksi yazdı nüfusumuz. Hani biz Avrupa ile dalga geçiyorduk. Yaşlılar ülkesi, bastonlular ülkesi diye. Böyle giderse bu akıl, bu tempoyla yaklaşık bir 30 yıl sonra Avrupa bize dalga geçecek. Türkiye ihtiyarlar ülkesi diye. Bu da ayrı bir tehdit. Bunu da bu arada size duyurmuş olayım ve sözü size devredeyim. Soru varsa cevaplamaya çalışalım ve söyleşimizi tamamlayalım. Buyur hocam. Var mı mikrofonumuz? Öncelikle merhaba. Merhaba. Adım Fatma Nur. Diyorsunuz ki işte en az 3 çocuk, en az 4 çocuk diyorsunuz ama fark ettiniz mi bilmiyorum ama o kadar sorumsuz anne ve babalar var ki. Ve şu anda aşırı derecede boşanmalar falan oluyor. O ha, çocuklar bravo. Ortada kalıyor. Bunun çözümü nasıl olacak peki? Bravo. Şimdi çok yara duyduğum ve gerçekten üzüldüğüm bir konuyu Fatma Nur ablamız açtı. Boşanmalar. Ya biz evlendiğimizde ben hanıma da aynısını söyledim. Bizi iki şey ayırır dedim. Allah korusun ölüm ya da namussuzluk. Onun harici artık bir kader birliği başlamıştır, bir yol arkadaşlığı başlamıştır dedik ve öyle geldik. Bizim zamanımızda çok nadir biri boşanacak da bütün Aksaray gösterirdi, bak şu boşandı diye. Şimdi gece nikahına gidiyorsun, sabah karşılaşıyorsun, nasıl gidiyor diye, boşandık hocam diyor. Bu gerçekten çok ciddi bir tehdit. Bunun ta işte geriye dönük altyapısının araştırılması lazım. Ben size şöyle bir örnek vereyim, oradan pay biçelim. Bir gün ben bir yaşlı karı koca ile tanıştım. Bir konferans verdim böyle. Sağ olsun işte fotoğraf çektirenler, teşekkür edenler. Baktım dipte yaşlı bir büyüklerimiz var. Dedim müsaade ederseniz öne alalım, büyüklerimiz var. Aldık öne. Ellerini öptük. Dedik ayağınıza sağlık. Yaşlı büyüğümüze dedi ki, o zaman konu başka bir şeydi. Ben dedi utandım dedi. 90 yaşında dedi ama maşallah çok sağlıklı, bilinçliydi. Ağzına sağlık, binbaşıydık o zaman. Estağfurullah vesaire işte. Orada evinde kalıyorlarmış. Ben de orada misafir gitmiştim konferansçı diye. Dedim ben de burada kalıyorum. Şurayı dedim uğurlayalım, bir çay içelim, buyurun. Hanımı da öğretmenmiş. Ve ayaklı tarih ikisi de. Dedim hanımına, hocam dedim öğretmenlik yaptınız.
bana dedim bir anlatsanıza, Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda, kurulduğu yıllarda nasıl eğitim alırdınız? Çünkü ben Japonya'nın Hiroşima'dan sonra gelip dünyayı dolaştığını, Türkiye'deki eğitim modelini alıp kendi ülkesinde hiç başka yere gitmeden uyguladığını biliyorum. Hocamız dedi ki, üç grup dedi, yatılı okurdu dedi. Bakın Cumhuriyet'in ilk yıllarını söylüyorum. Üç grup yatılı okurdu dedi. Kimdi hocam onlar dedim. Bir dedi polisler, iki dedi askerler, üç dedi öğretmenler. Ortaokulu bitirdik dedi. Şey ortaokulda dedi geçtiğimizde devlet dedi bizi aldı yatılı okuttu. Beş gün dedi yatılı binanın içerisinde okurduk. Hafta sonları herkes evine çıkar evci giderdi. Ve dedi böyle öğretim hayatı bitti. Sonra mesleğe atıldık dedi. Dersler nasıl dedim. Bakın çok ilginç şeyler söyledi. Bize dedi din dersi ayrı, ahlak dersi ayrıydı dedi. Kur'an-ı Kerim diye ders vardı dedi. Türkçesini okuturlardı dedi. Ve hitabet dersleri. Sosyoloji, toplum psikolojisi olan dersler ha bunlar. Nasıl hitabet dedim. Boş tahtayı anlattırırlardı dedi. Geç senin konun şu anlat bakalım diye. Şimdi o kadar akıllı sistem kurulmuş ki o zaman eğitimde. Öğretmenlik yapacak, toplumun önüne çıkaracağım. Bunun bir kere hitabet gücünü kazanması lazım. Çıkarmış. Ve zaten o nesillerin yetiştirmesiyle ayakta duruyor bu memleket. Şimdi işte o dediğim yurttaşlık dersleri, bu tür eğitimler, ailenin önemi, çocuk, gelecek, bu dersler verilmez. Akışına bırakırsak toplumu, işte önüne gelen boşanır dediğin doğru. Ve maalesef de zararı gören çocuklar olur. Ben çok üzülüyorum, görüyorum etrafımda da. Aslan gibi, koç gibi evlat. Boynu bükük nedir? İşte anne ayrı, baba ayrı, birinin yanında ya babaanne de. Bu bir toplum yarası, doğru söylüyor. Ama şu an bana dese ki çözüm ne hocam diye eğitime hemen gelirim. Ve derim ki müfredata eğitimden başlayarak el atılmalı. O bilinç, aile kavramı vesaire gibi bilinç oluşturacak eğitimler ta okulda verilmeli. Ama aynı zamanda da ailede de bunun eğitimi başlamalı. Çünkü ben babamla yani elinde büyüdük annemizin babamızın. Bize öğretilen de oydu. Evlendim bitti artık. Önüne bakacaksın. Ve bir yastıkta kocayacaksınız. Biz hep öyle büyüdük. Ama şimdikilere ben bakıyorum. Temel de biraz zayıf olduğu için. Hemen diyor çek kaldır at diyor, hiç diyor, uğraşma çekme diyor. Şimdi böyle olunca da aile dağılıyor. Çocuklar ayrı bir yerde ve o bir anda çatlak yarık bütün topluma yayılıyor. Dediğin doğru. Başka soru? Hocam şuraya geldi sonra salayım. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz Aksaray. Hocam birincisi İsrail mallarına millet olarak boykot yavaş ve zayıf kalıyor. Bunu gözetliyorum ben vatandaş olarak. Burger King olarak, McDonald's olarak, diğer şey olarak milletimiz hala buralardan alışveriş yapıyor. Ben milletin bu konuda biraz daha bilgilendirip ayıktırılmasını istiyorum. Şahıs olarak yapmaya çalışıyorum ama gücüm yeteri kadar yetmiyor. Eline koluna sağlık yok yetiyordur orada. Yani ben hep şunu söylerim herkese. Ders konferans verdiğim askerler dahil. Şu fikre kapılabilirsiniz oğlum diyordum askerlere. Ben mi kurtaracağım vatanı? Söylüyoruz olmuyor. Anlatıyoruz dinlenmiyor. Sen gene de diyordum mücadeleni eksik bırakma. Hiçbir şeyi kurtaramasan, vatan gitmiş olsa dahi gitmez evvelallah da, kendini kurtarırsın. Öldüğünde huzurda dik durursun mezarda. Ben elimden geleni yaptım yaradanım. Şahidim de sensin. Der kendini temize çıkarırsın diyordum. Ben mesela dediği doğru kardeşimizin, ekranda çok yırtındım. Kampanya. Mesela şu çok basit bir kampanyaydı. Troy kredi kartı. Mesela Master yazıyor ya kredi kartlarında. Senede devletin kaybı 2 milyar dolar. O kartı kullandığımız için. Her dükkana ortaklar. Gidin esnafa sorun. Esnaf diyor ki hocam diyor zaten o kartı çektiğim an diyor %2'si 3'ü neyse diyor bankaya gidiyor diyor. Doğru ortaklar. O zaman paranın içeride kalması lazım diyerek Troy kart alın dedik. Benim işte cüzdanımdaki Troy kart. Ekrandan çok söyledik bir kampanyaya dönüştü. Ama ben bakıyorum yani hemen saman alevi gibi parladı söndü. Şu an cebine Troy kart olan var mı diye el kaldırtırsam işte bakın 3-5 tane
ki bütün salonun el kaldırması lazım. Troya döndük diye. Gelin hadi buradan başlayalım. Kartı olanlar gitsin bankaya, ver kardeşim benim Troy kartımı diye istesin. Kaybedeceği hiçbir şey yok, üstüne para vermiyor. Onun yerine bunu kullanıyorsun. Ama onu kullanırsan devletin kaybı 2 milyar dolar. O katillerin parası. Bunu kullanırsan devletin kazancı 2 milyar dolar. Para benim evladım, vatanımda kalıyor. Onun için dediğin doğru, ben dilden uçu anlatıyorum. Burada hani bir tane A maddesini B maddesini almasak bu ne değiştirir ki diye düşünmeyin. Yapın protestonuzu. Hiçbir şey olmazsa kendinizi tatmin edersiniz. Ben elimden geleni yaptım diye. Buyur hocam. Geldi. İsmim Kudusi Demir. Albayım, şehrimize hoş geldiniz. Aynı memleketin insanıyız. Gurbetçiyim. 63 yıllık ömrümün 42 yılını gurbette geçirdim. Arkadaşın söylediği protesto olayları, İsrail mallarına, Yahudi mallarına karşı olan Yahudi mallarına, Avrupa'da bizden daha duyarlılar. Hem gurbetçiler hem Avrupalı vatandaşlar, insan sahip olanlar. Gelelim ikinci konuya, onu da söyleyeyim. Rahmetli Türkeş derdi ki, oğlum Türk milletinin soyunun kurumaması için 5 çocuk şart derdi. 2, 3 geç, 5, 5. Türkiye iyi bir program yapılırsa, planlama yapılırsa 250 milyonu besleyecek kapasiteye sahiptir. Orada ben size desteklerim. 3 tane Türkiye'ye bakacak toprak var bizde Allah'a. Evet. Evet. Şimdi 3. soruma geçeceğim. Hasbelkader İran İsrail'e kafa tutuyor. Şunu bunu yapıyor. Var veya yok. İsrail İran sınırlarına dayandığı zaman, bize dayanamaz ayrı konuda, Rusya sahaya iner mi? Nükleer gücüyle tehdit eder mi Batı'yı veya diğer milletleri? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Hemen ilkinden başlayalım. Değerli hemşerimin dediği doğru. Hani ben utanıyorum bunu söylemeye de. Arap ve İslam dünyasından beklerken protestoları Almanya'dan geldi. Londra'dan geldi. Paris'ten geldi. Daha dün, İtalya üniversite öğrencileri İtalya'da Filistin'e destek yürüyüşü yaptılar. İsrail'e lanet okudular. Çok ilginç. Avrupa gavur deriz. Açık söylüyorum, orada ben de yanıldım. Avrupa bizden çok daha sahip çıktı Filistin'e. Gavur dediğim bizden daha çok sahip çıktı. Bizde miting olmadı mı oldu. Yetti mi? Bana göre yetmedi. Ha bunlar çözüm mü? O ayrı mesele ama neticede bir tavır, bir tepki, bir birliktelik var. Ben Star Gazetesi'nde yazıyorum. Orada o 7 Ekim'den hemen sonra yazdığım bir yazı var. Çok karşılaşıyoruz. Hocam nasıl kurtulur bu iş? Birleşmiş Milletler, geçin onu diyordum. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Yazımı kaleme aldığımda işte o soruyu açıklamıştım. İnsanlığı kurtaracaksa birleşmiş vicdanlar kurtaracak demiştim. Aynen başlıkta öyleydi. İsteyen internetten bir girip okuyabilir. O birleşmiş vicdanlardan kastım az önce söylediğim manzaraydı. Gurbetçimiz, hemşerim doğru söylüyor. Avrupa protestoda, ambargoda ve diğer halk hareketlerinde bizden çok daha etkin o konuda. Hakkını teslim edelim. Rusya İran'a gelince, şimdi burada eğer iş çatışma boyutuna gelirse, yani gerçekten İran'ın İsrail'i vurduğu, şu an için olmaz da tabandan gelen bir tepkiyle olursa olur, o zaman Rusya, İran ve Çin bir blok olur. Ha bunu savaşmayı göze alacak boyutta mı destekler, yoksa arka planda görünmeyen bir elle mi bu destek gelir, o tartışılır ama neticede İran'ın yanında yer alır. Fakat şu da var, onu da belirtmekte fayda var. Hep deriz ya paralel yapı, paralel devlet diye bizim için. O yapı aslında her devlette var. O yapı her ülkede var. Ve bu bahsetmiş olduğumuz yapının, o paralel yapının Rusya'da da olduğunu bilelim. Yani Putin'in içinde de savaştığı bir yapı var. O yapı galip gelirse İran'a desteği göstermelik verir. Ulusalcı kanat galip ve hakim gelirse Amerika burada ciddi sıkıntılar yaşar. Orada da şu an kendi içinde bir savaş devam ediyor Rusya'nın. Onu da belirtelim. Başka? Hemen şuradan hızlı hızlı gezdirelim. Vero ablamıza. Öncelikle değerli konuşmanızdan ötürü teşekkür ediyorum. Benim sorum şu. Uluslararası hukuku İsrail'in aslında çiğnediğini görebiliyoruz. Hatta
fosfor bombalarını kullandığını görmüştüm ben haberlerde. Siz de değinmiştiniz bu konuya. Neden mi yaptırım yapılamıyor? Şimdi teşekkür ettim soruna. Rica ederim. Uluslararası ceza, uluslararası mahkeme, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, bunların hepsini çöpe atın. Hiçbir işlevi yok, onu söyleyeyim. Şu an dünyada güçlünün kuralı koyduğu, kazandığı bir süreç yaşanıyor. Bu kurumların hepsi göstermelik, yıkılmalı ve yerine yapılmalı. O nedenle bir karşılığı yok. Yani Birleşmiş Milletler'in kapısını kırıp giren İsrail'e bugüne kadar bir tek ses söyleyen oldu mu? Çıt yok. O nedenle bu yapılar, kurumlar işlemediğinden bu tepkisizlik oluyor. Yıkılacak, yeniden yapılacak. O nedenle biz beşten büyük bu düzen yıkılmalı diyoruz. Söyle hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Aksaray'da olduğunuzu bilmiyordum. Öğrendim, mutlu olduk. Şeref duyduk. Biz de şeref duyduk hocam. Ayağınıza sağlık. Benim buradaki arkadaşlar pek çoğunun da yani kaynağı diyebileceğim şöyle bir sorum olacak. Çok mu özgürüz? Özgürlük adı altında aslında bize özgürlük prangası mı vurdular? Şöyle, eğer içtekinden bahsediyorum. İçtekinden bahsediyorsan aşırı özgürüz. Özgürlük prangası mı var ayaklarımızda? Evet, ben de onu birçok alanda eleştiririm. Bu kadar demokrasi fazla diye. Kastım şudur. Mesela polislerimiz, bizim vatan bekçilerimiz geçtiğimiz gün polise bıçaklı saldırı, polise sözlü hakaretle söylemler. Ya sıkıysa bunu yapsana sen Amerika'da, orada burada. Direkt çeker vururlar, hiç kimse hesap sormaz. Bu fazla bir özgürlük. O nedenle de hep kötü örnek alarak, kötü örnek yapılarak işler büyüyor. Ve diyoruz ki nereye gidiyoruz? O dediğin anlamdaysa sorduğun soru doğru. Aşırı özgürüz. Ve bana göre bu işler daha da böyle hani milletin, vatanın itibarını koruyacak şekilde daraltılmalı. Öyle önüne kolunu sallayan valinin önüne dikilmemeli. Polisin önüne geçip istediğini yapmamalı. Bunun bedeli, bunun yaptırımı ağır olmalı. Şu an için yok ama olacaktır diye düşünüyoruz inşallah ileride. Bir de şu arkalardan alalım. Komutanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim sorum şu, bu Lübnan'daki bu Hamas'ın elindeki o cihazlar patladıktan sonra bizim ülkemizde de yani birçok markada telefon var. Evdeki cihazlar var, hepsi yabancı menşeli. Bu benzer bir saldırı bizim ülkemizde de olabilir mi? Mesela bir cep telefonu içerisine bu sistem yerleştirilse, uzaktan bir komutayla veyahut da frekansla zarar verirse, akıllı saatten işte telefona, ev cihazlarına da birçok marka var. Devletimiz bununla ilgili bir şey var mı, çalışması var mı veya bir tedbiri var mı? Şöyle ifade edeyim. Şimdi bize çok soruldu soru televizyonlarda. Ben de hep karşı çıktım. İşte akıllı evler, akıllı dünya, dijital dünya hepsi birer tehdit mi? Dışarıdan müdahale edilebilir. İşte bir anda bütün ülke bu saldırıyla karşılaşır mı? Ben de karşı çıktım. Dedim ki sistemi çökertirler, siber saldırılar. Yani bankacılık sistemi bir anda çöker. Ne bileyim, havaalanı uçak sistemi çöker. Bunu geçtiğimiz günlerde yaşadık. Ama böyle doğrudan bir bütün cep telefonlarını havaya uçuracak, patlatacak öyle bir saldırı, vatandaşta boşuna korku yaratmanın bir anlamı yok. Olmaz dedim. Hala aynı şeyi söylüyorum. Zaten eğer bu olsa şu an kan gölüydü ortalık. Öyle bir imkan olsa. O bahsetmiş olduğun çağrı cihazı en az 3-5 yıllık bir operasyon. Hizbullah'ın içerisindeki satılık kadrolar, FETÖ kadroları, İran içindeki o kadrolar, CIA, Mossad kafa kafaya verdiler. Bunları özel hazırladılar. Günü saati geldiğine inanarak dağıttırdılar. Ve düğmeye basıp 5000'li birden aktif hale getirdiler. Mesele bu. Şimdi o tür operasyonlar böylesi örgütlerde olur ama ülkede işte Türkiye, A ülke, B ülke, buralarda işte bütün çamaşır makinelerini, akıllı olanları patlatalım. İşte bütün o telefonlar bir anda patlasın, bunlar fantazi. Şu an olmaz. Siber saldırı var ama böyle terör anlamında bir telefonu patlayıcıya çevirecek bir düzenek yok. Oluyor tek tük. O da hani pil parlamaları, işte televizyonlarda görüyorsunuz, en fazla olacak o. Onun haricinde işte aman Allah'ım, hani o an bir korku, herkes de hasıl oldu. Millet hep diyafondan konuşuyor, işte uzak duruyor. Ya o kadar da değil. Yani bunu abartmanın anlamı yok.
Çünkü terörün temelinde şu mantık yatar: korku yaymak, korkuyu yönetmek. Önce yayarsın, ardından yönetirsin, toplumu travmaya sokarsın. Bunun için o haberler üretildi ama Allah'a şükür biz şerbetli milletiz. Kısa sürede söndü geçti. Onun için rahat olun, öyle bir saldırı olmaz evvelallah. Şurada bir soru bir de oraya alalım, ondan sonra bayanlarımızın evde işi çok. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Üç tane sorum olacak. Türkiye'nin İsrail'le arasının açık olmasına rağmen Azerbaycan-İsrail yakınlaşması nereye varacak? Hangi adım atsak İran ayağımıza basıyor her platformda. İran'ın yarıdan fazlası Türk, Kuzey Azerbaycan Türk'ü deniyor. Doğru. Biz niye bir şey yapamıyoruz? Musul ve Kerkük, Irak 3'e 4'e bölündü. Bunlar anlaşma dahilinde değil. Buranın statüsü değiştiğinde, el değiştiğinde Türkiye'nin buraya müdahale hakkı var diyordu. Bu konuda ne söylersiniz? Teşekkür ederim. Şimdi bir Azerbaycan konusunu hemen söyleyeyim. Azerbaycan'la İsrail konusunda ticari evvelden başlayan bir anlaşmalar ve yürüyen bir ticaret var. Ve şu an devam ediyor. Dediğin doğru. Ama bu hani Azerbaycan'ın süreçte ambargo uygulasa ne etki sağlar? Bu ilişkiyi devam ettirse ne etki sağlar? O noktaya geldiğinde şüphesiz İsrail'e bir takım etkisini hisseder. Çünkü mesela biz ambargo uyguladığımızda inşaat maliyetleri bir anda fırladı İsrail'de. Ciddi bir sarsıntı yaşadılar. Azerbaycan'da böyle bir ki petrol konusunda da gene Azerbaycan'ın İsrail'le bir ticareti var. Bunu bir anda kestiğinde İsrail başka yerden tedarik eder mi? Eder. Azerbaycan'ın bu petrolü bir anda kesmesi İsrail'i kısa süreli de olsa bir şoka sokar mı? Sokar. Ama Azerbaycan bağımsız bir devlet, oraya çıkıp da kardeşim kes bunlarla ilişkini deme imkanı yok. Ben az önce Ortadoğu'dan örnekler verdim, Arap ve İslam dünyasından. Hani bırak Azerbaycan'ı, orada İsrail'i doğrudan savunurum, desteklerim diyen devletler, esas onlara bir laf söylemek lazım. Ürdün bunun başında. Suudi Arabistan'ın prensi ne dedi geçtiğimiz gün? Filistin'e bir meselemiz yok bizim. Herkes dedi işine baksın dedi. Bunu diyen yanı başında dibinde İslam devleti. İran'a gelince ben mesela çok konferans verdim. Ve hep sordum. Türkiye'den sonra en çok Türk nerede yaşar diye. Bunun içinde böyle kalın kalın mühendisler, profesörler, doçentler de vardı. Enteresan. İki tane adam gördüm bilen 15 yıl süre içerisinde. Söylüyorlar Azerbaycan'da var diyor, Irak'ta var, İran'da var. Ondan sonra İran diyorum, Suriye'de var. Yani Türkler orada da var biliyorsunuz. Ben o şeyi de pek sevmem. Türkmen, Türkiye Cumhuriyet. Bunlar bölmenin yollarıdır. Irak Türk'ü, Azerbaycan Türk'ü, Türkiye Türk'ü, Suriye Türk'ü. Bu kadar basit. Türk tektir. Dolayısıyla İran'da gerçekten hocamın ifade ettiği gibi 40 milyonu aşkın böyle konuşan Türk var. Tebriz. Yukarısı Azerbaycan'a kadar olduğu gibi Türk. Rusların Çarlık dönemi, İran'da da Hanlık dönemlerinde oturup pay etmişler aralarında. Azerbaycan'ı ikiye bölmüşler bıçakla. Yukarısı senin, aşağısı benim denmiş. Rusya dağılınca kuzey, yukarısı özgürlüğünü kazandı, devlet oldu. Şimdi aşağıdakiler ona bakıyor. Ve İran mesela beni hiç sevmez, bu yönden sevmez. Çünkü ilk orada bu varlıktan bahsedenlerdenim. 40 milyon Türk var. Ve gerçekten de bunlar mesela Türk traktör takımı. Oraya çok çabam oldu o çocukları parlatmak için. Statlarda her gün başlar. Ne mutlu Türk'üm diyene tezahürat hep ilk önce bununla başlar. 40 milyon Türk var Azerbaycanlı. İran Karabağ Savaşı'nda enteresan Ermenistan'ı destekledi. Oradaki Türkler ayağa kalktı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne kendi rejimine. İran dediği gibi tepe rejim, o FETÖ'vari yapı bizi sevmez. Ama İran'ın içerisinde 80 milyonun yarısının Türk olduğunu hatırlamakta fayda var. Onlar da tam tersi Türkiye'ye gönül bağıyla bağladılar. Ve büyük bir gururla söylerler. Hocam hiç Türkçeyi unutmadık. O kadar üstümüze baskı uygulandı. Türkçe dili hala var bizde. Ve Allah'a şükür biz Türk'üz derler. İran'ın hiç hoşlanmadığı laflardır bunlar. Orada da öyle bir denklem var. Üçüncü soru neydi? Daha Irak bölünmedi. Yani
merkez hükümet daha hala ülkenin ana aktörü, biz hep onu vurgularız ilişkilerde ve şu an için böyle bir atmosfer var ama Süleymaniye'nin sonu belli, tam bir macera. Musul Kerkük, daha doğrusu Barzani kanadı, Kürt bölgesel yönetimde merkez hükümete entegre etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Irak'ta da görülecek çok yol var, daha tam ne olduğu belli değil. O yola göre de Türkiye şekil alacak ama şu an Irak'ta bu ticari yollar dahil çok iyi bir sürece girdiğimizi özellikle hatırlatırım. Son bir soru alalım. Ablamızın el öyle bir kalktı ki. Başbakanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız sağ kanata doğru biraz torpil olduğunu hissetmeye başlamıştım ki son anda bir hamle yaptınız. Yok, ben el oradan kalkıyor. Bu tarafa onun hiç için bakmadınız. Gerçekten yüzünüze o kadar çok alıştık ki biraz önce evde CNN'de izledim geldim. Şimdi burada. Sağ olun. Allah ömrünüz uzun etsin. Amin. Kendi kullarınızdaki savaşınızda her zaman güzel sonuçlanır inşallah. Hep birlikte inşallah ülkece. Şimdi benim gerçekten çok merak ettiğim bir konu. Ben kendim Maraşlıyım. Ve Maraş depremleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu şundan dolayı soruyorum. Bu depremlerin suni depremler olduğunu ve yapay bir elle yapıldığı hakkında bir sürü rivayet söz konusu. İlk etaptaki tabii ki hani yüce yaratıcı istemedikten sonra bir şey olmaz diye düşünüyoruz. Fakat sonraki tamamlayıcı unsurlara bakıldığı zaman sanki bu bir sürecin başlangıcı gibi. Çünkü deprem oldu, ülke ekonomisi şu durumda yani biliyoruz ne halde olduğunu. Sonrasında İran'da reisinin suikaste uğraması, Lübnan'ın hali, Gazze'nin hali vesaire. Bunların hepsinin arkasındaki plan, karanlık proje, İsrail'in büyük İsrail projesi mi yoksa başka bir şey mi? Başka bir şey. Hemen sondan başlayayım. Şimdi büyük İsrail projesi hep dileniyor. Arzı mevcut. İsrail Irak'ı alacak, Suriye'yi alacak. İran'ın bir kısmını, Türkiye'nin bir kısmını, ben de gülüyorum diyenlere. Hatta geçen gün kanalın birinde yayındayız. Herhalde A Haber'di. Anlattı kızcağız. Hocam dedi böyle böyle arzu mevut neler söyleyeceksiniz? Güldüm. İsrail dedi bu topraklara göz koydu. Nasıl bir gelecek bekliyor bizi? Dedim İsrail göz koydu. Onun öyle bir fantezisi var. Neyle dedim el koyacak bu topraklara? 8 milyonla mı? Ki bunun 2 milyonu Arap kökenli, hayatta savaşmaz. En az 2 milyon yakında elimi silah sürmem diyen radikal Ortodoks Yahudiler var. Kaldı 4 milyon. Topu savaşsa, bak kadın, çoluk çocuk topu savaşsa nasıl olacak bu iş Gazze'nin içinden çıkamayan İsrail buralara dediğinde kız da gülmeye başladı. Bu dedim bunu geçin. Ha, hiçbir proje yok, bir kafada hayal yok. Elbette var ve o projede şu, büyük İsrail'den öte dünyayı tek devletli bir düzene sokmak. Bak bu proje önemli. Bunun peşine koşturuyorlar ama koşturan İsrail değil. Küresel çete, masonlar, masonik yapılanma. Evet. Diyorlar ki dünya tek devlet olacak. Kendi inandıkları o. Bu devletin tek bir dili İngilizce, tek bir dini Hristiyanlık ve tek de diyor bir yapısı olacak. Tek bir merkezden yönetilecek. Buna yönelik çalışmalar 300-500 yıldır devam ediyor. Her devlette kendimize yönelik yönetimleri oluşturacağız. Önce o devletleri böleceğiz. Küçük küçük şehir devletleri olacak. Hepsini de tek merkezden biz yöneteceğiz. Hatta Fethullah Gülen denilen gizli papazın döneminde o dediğim güçler şunu tartıştı. Biz tek devlete doğru gidiyoruz. İyi de gidiyor. Öyle diyorlar. Başkenti bu devletin İstanbul olsun, Tel Aviv olsun. Bu çok tartışıldı. İstanbul'a karar kıldılar. Bir anda oğul Bush apar topar İstanbul'a geldi. Hatırlarsınız o görüntüleri. Bir fotoğraf çektirdi. Dünyanın başkenti İstanbul diye hemen başlıklar atıldı gazetelere. Orada hiç kimse sorgulamadı. Nereden çıktı kardeşim bu dünyanın başkenti İstanbul? İşte o projenin kapsamındaydı. O proje halen diri, söyleyeyim. İsrail şu an kullanılan Maşa, Büyük İsrail adı altında oralara böyle çökerek, oralarda bir takım güçlerle coğrafyayı yönetmek hedef. Nihayetinde Anadolu, zaten şöyle diyor o yapı, Anadolu'yu diyor ele geçirirsek Orta Doğu'yu dümdüz ederiz diyor.
En büyük diyor engel bizim için Anadolu. O nedenle hep gözü bize diktiler. Böyle bir yapı var. Ama İsrail'in arzı mevcut. O sadece kendi 3-5 tane fanatiğin fantazisi. Ondan öteye geçmez. Başka? Şu ablamıza da ver. Fatma Nur ablamıza da son verip bitirelim. Konuşmanız için teşekkür ediyoruz öncelikle. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Bölgede Gazze ve İsrail meselesinden sonra en çok İran ve İsrail ilişkilerini gördük. Burada bölgede ikisinin birbiri için çalıştığını ve İran'ın asıl projesini Şiileşmek gibi bir proje olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi güzel bir yere getirdin. İran İsrail için, İsrail İran için mi var? Soracağım. Bu soruyu ben çok cevapladım ekranda, burada da cevaplayayım. Mesela inanmakta zorluk çekmişlerdi ilk etapta. İran rejimi, işte İran rejimi İsrail'in hedefi, İran'ı yerle bir edecek. Ben de gülerek dedim ki diyenlere, şu an bir güç olsa İran rejimini yıkmaya kalksam ilk bana engel olan İsrail olur dedim, dokunma İran'ıma diye. Ben dedim Tel Aviv'i yıkmaya kalksam, Orta Doğu'dan silmeye kalksam ilk İran karşı çıkar, dokunma Tel Aviv'e diye. Çünkü bunlar birbirlerini destekleyen yapılar. Oyunun zaten istihbari anlamında sinsiliği burada. Bir örnek vereceğim size, oradan pay biçin. Tarihe gideceğiz biraz. Babil, Nabukadnezar, güçlü imparator ve bu Nabukadnezar Yahudileri ülkesinde barındırıyor Babil'de. Ama Yahudiler sürekli fitne, fesat, ülkeyi karıştırma derdinde ilk suikastler bunlarla gerçekleşiyor. İlk fitne, ilk iç savaş. En sonunda Nabukadnezar bakıyor hep bunlardan. Ağlama duvarını yerle bir ediyor. Hepsini bir sürüyor. Defolun gidin diyor. Sürgüne gönderiyor. Babil yıkılıyor, imparatorluk. Yıkan Pers İmparatorluğu. Pers de, yani bugünkü İran geliyor. Yahudilere diyor ki gidin diyor topraklarınıza, ağlama duvarınızı inşa edin. Özgürce yaşayın orada diyor. Şimdi o gün bugündür. İsrail biliyorsun fanatiktir. Tarihine çok düşkündür. Asla unutmaz. 1000 yılı, 2000 yılı unutmaz. O gün bugündür İsrail Babil'e düşman, Pers'e dosttur. Şimdi gelelim bugüne. Nabukadnezar, Babil nereye sürdü Yahudileri? Bağdat'a. Bağdat'a sürgün gittiler. Bağdat'ta bunlar yaşıyorken Pers, şu anki İran hakim oldu. Dönün dedi. Nereye? Kudüs'e. O gün bugündür Yahudiler için Tahran dost adrestir, Bağdat düşman askerdir, düşman adrestir. Şimdi bir düşünün, bakın hiçbir şey sebepsiz değil. Rusya 91'de çöktü. Bir anda Amerika meydanı boş buldu. Tek süper güç benim dedi. Hurra geldi Orta Doğu'ya. Haritalar değişecek dedi. Ve ilk işgal nereden başladı? Körfez harekatı Bağdat'tan başladı. Ben de gittim, yani biz de savaşın içindeydik. Bağdat yerle bir edildi. Bir düşünün bakalım. Niye Orta Doğu'ya geliyorsun? Yeniden haritaları şekillendireceksin. Niye bu ilk işgal Şam'dan değil? Öyle ya, İran senin en büyük düşmanın. Tahran'dan değil de Bağdat'tan başladı. Çünkü o 2000 yıl önce o adres hep zihninde, Bağdat bizim için düşman adrestir diye. Oradan başladılar. Şimdi Tahran'la bir gizli dostlukları vardır. Pers mantığıdır ve o dostluk halen işler. Mesela örnek, Ermenistan, Azerbaycan savaşıyor. İran kimi destekledi? Ermenistan'ı destekledi. PKK'lı teröristleri, Ermeni olanları Irak'tan, Suriye'den topladığı, kendi ülkesinden el altından götürüp Ermenistan ordusuna veriverdi. Daha 2 sene önce, 3 sene önce. Hani sen Müslüman devlettin. Senin yarın Türk, Azerbaycan orada dost kardeş ülke. Mesela reisi, cumhurbaşkanı ne dedi? Bundan böyle dedi, Azerbaycan dedi dost kardeş ülkedir dedi. Baraj açılışına gitti. Azerbaycan'la ilişkilerimiz bambaşka yerlere gidecek dedi. Dost Türkiye, dost Azerbaycan dedi. Ve dedi ki bu söylediklerin birilerini rahatsız edecek ama dedi, hiç önemli değil, ederse etsin dedi. Bir saat sonra helikopter düştü. Bunları okuyamazsak bölgeyi çözemeyiz, onu söyleyeyim. Bir soru da şurada var. Ben
sıkıntı yok. Kalırım da sizleri oyalıyorum diye üzülüyorum. Sağ tarafa torpil geçeceğiz artık. Hocam hoç geldiniz. Hoş bulduk. Niyazi Maraşlıoğlu, Aksaraylıyım. Okul müdürüyüm, eğitimciyim. Buyur sayın müdürüm. Sizi zevkle dinliyoruz. Eksik olmayın. Yani halk olarak stratejimizi sizden alıyoruz. Hakikaten. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama şunu da söylemek istiyorum. Eğitimci olarak eğitimcilerimiz de burada, öğrencilerimiz de burada. O kadar da umutsuz değiliz. Yok sakın ha. Gençlerimizden de umutluyuz. Halkımızdan da umutluyuz. Ve şunu az önce dile geldi, oraya değinmek istiyorum. O demokrasinin, fazla demokrasinin alınması, devleti destekleyen hiç kimseye zarar vermez. O fazla demokrasinin alınması, devlete çelme takan hainlere zarar verir. O demokrasi bir kısıtlanmalı, bu kesinlikle. Ben hep derim onu, fazla bu demokrasi ya biz, diye. Biz asla bundan gocunmayız. Yani devleti destekleyen asla gocunmaz. İşte o Konya'daki polis olayı. Bir de şunu söylemek istiyorum, 15 Temmuz'da meydanlara ilk çıkanlar elinde ıstakalarla kahveden çıkan gençlerimizdi bizim. Bizim eğitimli eğitimsiz veya kültürlü kültürsüz hiç fark etmez. Müthiş bir halkımız var. Yani şu anda hapishanelerde bir dönüm arsa için birbirini öldüren 1 milyon kişi yatıyor. İsrail'e falan bir toprak falan vermeyiz hocam Allah'ın izniyle. Yok zaten İsrail buralara gelemez de aklından dahi geçiremez. Ama hani ne yapar? Etrafında ateş yakıp seni o şeye çekmeye çalışır. Burada gençler özellikle dinlesinler, bakın arka planda gençler oturuyor. Şu gençlere yönelik şunu söyleyeyim ve bitirelim. Gerçekten dünyada çok az toprakta bulunan bir genç kitleye sahibiz. Zekiyiz ve eğer doğruyu verirsek de hemen karşını alacak bir nesle sahibiz. Ben hep söylerim, işte gurbette yaşayan hemşerim var, katılacaktır. Gavurun aklı bir yere kadar basar. Kıt akıllıdır, kıt kanaattir. Bizde öyle değil. Bizde en cahilimiz bile elektrik tahmin edenler, su tahmin edenler her iş gelir elinden. Ve dışarıda çok şahit olursun. Mesela bizim bir şu örneği anlatayım, bitirelim. Yurt dışına giden bir arkadaşım, ben böyle söylüyordum. Türk insanında Allah vergisi bir zeka var. Türk insanının da Allah vergisi bir güç ve enerji var. Her ne kadar yeni bu nesil bozuluyor desek de sıkıyı gördü mü sarılır evelallah diye. Ona inancım tam. Amerika'ya gitti geldi. Hocam dedi, hakikaten doğru söylüyormuşsun dedi. Niye dedim? Ya dedi, gittik dedi, kasadan dedi alışveriş ediyoruz. $7.5 tutmuş alışveriş. $10 atmış. Kasiyer başlamış kasayı karıştırmaya. Bozuk arıyor. Bu da hemen Türk aklı $2.5 daha çıkarmış. Al demiş. Hayır demiş, ben sana para vereceğim. Sen vermeyeceksin, sen verdin zaten. Ya anladım demiş, al şu 2.5'ü 5 ver işte. Anlatamadım 10 dakika diyor. Demiş lanet olsun, ver demiş, ne biliyorsan onu yap. Bunu diyor anlatamadım ben diyor şeye, kasiyere. Biz hakikaten diyor zeki milletmişiz diyor. Dediğiniz doğruymuş diyor. O nedenle Allah yolunu açık etsin bu ülkenin insanının. Yolumuz açık. Sabırla dinlediniz. Tam 1 saat 1.5 saate yaklaştık. Hayırlı akşamlar dileyelim. İnşallah seneye görüşmek üzere de iyi yıllar dileyelim.